Bir tane daha. Haydi ben bilirim diyen var mı? Bir tane daha. Ve süreyi doldurduk. Sinem'de gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip bu yaraya merhem olmuyor. Olmuyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin? Görelim. Sağlık olsun. Alkışlamaya alışmışız. Alkışlayacaktık. Sağlık olsun efendim. Eşet Ertaş'a alkışlayalım. Evet, Eşet Ertaş'a alkışlayalım. Bozkır'ın tezenesi, Allah rahmet eylesin efendim. Aramızdan ayrılan halk ozanımız Neşet Ertaş'tı. Bu soruda puan alamadık. Sağlık olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. Kiminle? Mithat Bey'le. Kategorilerimiz Mithat Bey için ekranda. Türkçe F. Türkçe Fatsa'nın F'si. Sorumuz geliyor. Kökeni Fransızca olan, basınç uygulayarak suyun binanın üst katlarına çıkmasını sağlayan düzenektir. Süremiz işliyor. Buyurun Hande Hanım. Hidrofor. Hidrofor. 200 puanlık soru. Çok etkiler tabloyu. Suyun üst katlara çıkmasını sağlayan düzenek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Biraz çekinerek geldi ama evet, güzel yani geldi. Fransızca kelime doğru hani söyleyip söylemeyeceğimi düşündüm. Güzel efendim, güzel. Böylece Hande Hanım 70 puanlık avantaj yakaladı. 1570. Ve sıradaki kategorimizi seçiyoruz Hande Hanım'la birlikte. Son 4 sorumuz. Ne dersiniz Hande Hanım? Genel kültür diyelim. Genel kültür diyelim. Ordunun O'su kalmıştı. Geliyor sorusu. Anıtkabir'in girişinde bulunan ve 24 heykelin olduğu kısımdır. Mithat Bey buyurun. Aslanlı Yol. Aslanlı Yol. Doğruysa Mithat Bey'i öne geçirir. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Niye öyle baktın senden? Ankaralı birine sordunuz bu soruyu. İçinde Atatürk olan bir soruyu bilmemek olmazdı. Evet, aslında Ankaralı birine, siz de mi Ankaralıydınız? Hayır, Mithat Bey Ankaralı. Anladım. Evet, ama bugün size yok, de... Yok, bildiğimiz bir şey, o yüzden söylemedim. Evet, böylece Hande Hanım 1570, Mithat Bey 1700 oldu. Puan tablosunda her an her şey olabilir. Halen şansımız devam ediyor bir efendim. Daha evet. Bir soruluk puan var. Evet. Yani. Bir soru her şeyi etkileyebilir. Hadi görelim. Bakalım kime gidecek burada? Mithat Bey'le kategori seçeceğiz efendim. Buyursunlar. Son 3 soru. Sinema. Sinema. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Sinema sorusu geliyor efendim. Kore Savaşı'nda küçük bir kız çocuğuyla Türk askerinin öyküsünün anlatıldığı Ayla filminin oyuncularındandır. Süremiz devam ediyor. Son 20 saniye. Ayla filminin kadrosunu şöyle bir aklımızdan geçirdiğimizde kim gelir? Kutularımızdan bir tanesini açalım demeden Mithat Ali, Bey. Ali Atak. Ali Atak. Tar. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Hande Hanım. Tar. Ali Atay. Ali Atay. Oradan kaybettim. Ah o bir harf. Ah o bir harf. Ali Atay. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Hande Hanım öne geçen isim oldu. 70 puanlık avantajla 1770-1700 şeklinde tablomuz Ali Atay cevabının ardından. Ve efendim son 2 soru, son 400 puan. Bakalım nasıl paylaşacağız? Hande Hanım'la seçiyoruz kategorimizi. Müzik. Müzik. Şanlıurfa'nın şeysi. Sorumuzu isteriz. Rahmetli Cem Karaca'nın seslendirdiği sözleri Bir Gün Belki Hayattan diye başlayan eseridir. Süremiz işliyor. Buyurun Hande Hanım. 70'teki günlerden bir teselli ararsın bak o zaman resmime. Ay, şarkının adı ama. Süremiz işliyor. Duvardaki şarkı. Gelmedi. Son 20 saniye.
Bir Gün Belki Hayattan diye başlayan şarkımız. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Hande Hanım. O değil. Süremiz işliyor. Belki gelir Hande Hanım. Resimdeki gözyaşım. Resimdeki gözyaşım. Gözyaşım. Efendim? Resimdeki... Gelmedi Mithat Bey. Resimdeki gözyaşları. Resimdeki gözyaşları. Gözyaşları. Hande Hanım tekilini söylemişti. Resimdeki gözyaşı demişti. Mithat Bey resimdeki gözyaşları dedi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ödeştik. Ödeştik. Evet. Sizinki Ali Atar mıydı? Ali Atak, Atak dedi. Ali Atak'tı. Çok da bildiğimiz bir şey nasıl oluyor? Ödeşmiş oldu. Bizim aramızda öyle bir böyle iletişim var. Böyle paslaşıyoruz biz yani. Evet, sürekli. İşte yardımlaşmanın ön plana çıktığı bence yarışma de. Ben bilirim. Süpersiniz. Hande Hanım da bu kez Mithat Bey'e puanları vermiş oldu. 1900-1770. Son soruda ödül bölümümüzde kimin yarışacağı belli olacak efendim. Bir kez daha stüdyomuzda ağırlayacağımız isim belli olacak. Son sorumuz. Hande Hanım mı yoksa Mithat Bey mi? Buyursunlar, kategoriyi görelim. Elimizde kalan kategori Mithat Bey'e kalan sinema olmuş. Sağlık olsun. Evet, Lüleburgaz'ın L'si ama şartlar eşit zaten. İki buton da aktif olacak. Geliyor efendim sinema sorumuz. Batman Başlıyor filminin devamı niteliğindeki süper kahraman yapımıdır. Süremiz işliyor. Son 20 saniye. Ben bilirim diyen var mı? Risk alan var mı? 15 saniye. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Son 7 saniye. Buyurun Mithat Bey. Kara Şövalye. Kara Şövalye. Son 6 saniye. Cevap doğruysa... Bir kez daha yarışacağımız isim Mithat Bey olacak. Yanlışsa Hande Hanım olacak. Kara Şövalye doğru mu görelim. Kutlarız. Ve efendim puan tablosuna baktığımızda 4 yarışmacımızla çıktığımız yolda final turunun ardından 2100 puan toplayan Mithat Bey ödül bölümünde yarışmaya hak kazandı. Kutlarız. Ve Hande Hanım bu akşam son soruya kadar şahane yarıştı. 1770 puan. Hande Hanım'ı da kutlarız. Evet. Eşleri bıraktık. Finale yükselirken finalde de gerçekten çok seyri güzel bir yarışma izlettiniz bize. Teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Ne dersiniz Hande Hanım bu akşam için? Ne diyeyim ya, çok eğlendim. İnanılmaz eğlendim. Özellikle o takıldığımız soruda aşırı çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür burada ederiz. Olmak beni inanılmaz mutlu etti. Çok samimi söylüyorum. Çok sağ olun efendim. Zaten... Size de ayrıyetten teşekkür ederim. Keyifli sunumunuz için. Evde eşinizle yarışmanın bir kritiğini yaparsınız herhalde. Tabii mutlaka. Bir iki gün konuşulur mu? Evet, biz de tanımaktan çok memnun olduk. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Ve Mithat Bey'i bir kez daha ağırlayacağız. Mithat Bey nasıldı sizin için yarışmanın geneli? Evet, birinci oldunuz ama çok zorlandım dediğiniz zamanlar oldu çok mu? Çok keyifliydi. Zorlandığım zamanlar çok oldu. Aslen zorlanmaktan ziyade bazı sorularda bilememiş olmanın utancını yaşadım aslında tam tabiriyle. Kendi adıma söylüyorum bunu. Soruyu bilememek bir utanç kaynağı değildir ama öyle sorular vardı ki Kemal Sunal'da bilememek benim için yıpratıcıydı mesela gibi. Ama çok eğlendim, çok keyif aldım. Onun için de bir kere daha gelmek istedim. Karar verdim, birinci olayım dedim, oldu. Aslında her şey kontrollü gelişti. Ben aslında gelirken birinci olmak için gelmedim. Ama bu kadar eğlenceli olduğunu da bilmiyordum gelirken. Çok görünce ikinci gelmem lazım dedim. Çok sağ olun. Umarım yarışmada hani hafta birincilerinden sonra bir format daha ekleyip ay birincileri yaparsanız... Bir de yıl birincileri. Ona da gelirim, yıl birincileri de gelirim. Evet, haftada daha doğrusu tüm birincilerimizin yarıştığı ödül bölümünde birinci olan yarışmacımız da aynı zamanda para ödülünün sahibi olacak. Bakalım gün birincileri nasıl bir performans sergileyecek, onu da birlikte göreceğiz. Mithat Bey'e teşekkür ederiz efendim. Sizinle tanışmış olmak hiçbir parayla ölçülmez. Çok keyif aldım, onun için para ödülünü ikinci planda tutuyorum. Birinci planda burada olmaktı, arkadaşlarımla birlikte olmaktı, sizinle birlikte olmaktı. Çok eğlendim, çok, çok teşekkür ediyoruz.
seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Ateş, ben Bilirim'le karşınızdayız efendim. 4 yarışmacımızla önümüzdeki 1,5 saat boyunca keyifle sorularımızı cevaplayacağız. Siz de ekran başından bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Peki neyle başlıyoruz? Her akşam olduğu gibi önce yarışmacılarımızın bize başvurduğu videoları izleyeceğiz. Sonra da onları tanıyacağız. Buyursunlar, geliyor. Metantürk, Sivas Su şehriliyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ekonomistim, evliyim, bir kızım var. Merhaba TV 360 ailesi. Adım Yaban Gülü Çuhadar. 1966 Kahramanmaraş doğumluyum. Emekliyim, şu an çalışmıyorum. Yarışmanızı TV'de gördüm. Ben de kendimi sınamak istiyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhabalar, ben Burak Kemal Alioğlu. İstanbul Fatih doğumluyum. 2 yıldır evliyim. 4 aylık bir kızım var. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Okumayı, araştırmayı ve kendime bir şeyler katmayı çok seviyorum. Yarışmaya katılma amacım tamamen kendi genel kültürümü ölçmek. Kendime güvenimi bir kez daha kanıtlamak. Gerçekten ben bu yarışmayı gördüğümde çok mutlu olmuştum. Yeni bir yarışma, yeni bir konsept. Merak ettiğim için başvurdum. Davet edildiğim için de çok mutluyum. Merhaba. Hakan Doğan. 1967 İstanbul doğumluyum. Sena isminde bir kızım var. Kendi firmamda uzun yıllar gıda sektöründe çalıştıktan sonra emekli oldum. İnsanların yapabileceklerinin kendi hayalleriyle sınırlı olduğuna inanırım. Ve efendim yarışmacılarımız stüdyomuzda, onlara hep birlikte hoş geldiniz diyoruz. Evet, bu akşam 1 numaralı masada Metehan Bey, 2 numarada Buğra Bey, 3 numarada Hakan Bey ve 4 numarada Yaban Gülü Hanım yarışacak. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz önümüzdeki 1,5 saat boyunca. Nasılsınız, rahat mısınız? Rahatız. Evet. Süper. O zaman tanışarak bir kez daha, bir yarışmacılarımızı minik de olsa tanıyarak başlıyoruz efendim. 1 numara Metehan Bey ile. Hoş geldiniz Metehan Bey. Hoş bulduk. Saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. 1979 Sivas Suşehri doğumluyum. Sivas Suşehri Karacaören köyündenim. Yüksek öğrenimimi Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladım. Daha sonra 2 aylık üniversitede İletişim Fakültesi okudum. Şu anda da İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde okuyorum. Evliyim, bir kızım var. Allah bağışlasın. Evet, PTT'de çalışıyorum, Sirkeci'de. İstanbul Sirkeci'de PTT'de memur olarak çalışıyorum efendim. Kızınız ve eşiniz de bugün sizi desteklemek onlar da için buradalar Metehan evet. Bey. Moral işim yanındalar şu anda. Harika. Videoda da gördüler kızımı. İnşallah güzel geçer sizin. İnşallah. Keyifli geçer İnşallah. Bu akşam. Başarılar İnşallah. Diliyorum Metehan Bey'e. Ve efendim 2 numaraya yine eşiyle, kızıyla, annesiyle birlikte yarışmamıza gelen, hoş geldiniz tüm seyircilerimiz, tüm misafirlerimiz sizde. Buğra Bey'i tanıyacağız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. İstanbul Fatih, 93 doğumluyum. Üniversiteyi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bitirdim. 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum. Daha sonrasında hemen iş hayatına atıldık. Şu an özel bir hastanede bilgi sistemleri uzmanı olarak çalışıyorum. Harika. 2 yıldır evliyim, 4 aylık bir kızım var. Bu şekilde. Güzel. Babalığa alışabildiniz mi Buğra Bey? Yani daha kısa bir süre oldu ama şu anlık alıştık. Güzel. Uykusuz geceler nasıl gidiyor? Uykusuz geceler sağ olsun benim kızım birazcık sakin. O yüzden uykusuz geceler yaşamıyor gibiyiz. Evet, şu an stüdyoda da sakin zaten. Evet. Nereden babasını izliyor. Buğra Bey, size de başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Bu akşam. Ve 3 numaraya Hakan Bey'e geçeriz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hakan Doğan. 1967 İstanbul doğumluyum. Uzun bir eğitim hayatım oldu. En son 3 yıllık liseyi öğretmenlerim de gayretiyle 6 yılda bitirdim. Lise diplomamı aldım. Şu anda da bir kendi firmamda gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Harika. İstanbul Kendik'teyim. Çok özür dilerim. Var mıdır ilginiz yarışmalara? Ekran başındaki performans var, nasıldır evet, Hakan Bey? Var. Daha önce birkaç yarışmaya müracaat ettim. Bir tanesinde yarıştım. İyi sayılırım. Güzel. İyi sayılırım. Bugün orada. Yayın öncesi rakiplerle sohbet ettiğinizde peki... Evet, bir tarttım onları. Tarttınız mı? Bir tarttım şöyle. Yok, zor geçecek. Zor mu geçecek? Zor geçecek, evet.
Önemli olan keyifli geçmesi. Evet, evet. Herkesin buradan yüzü gülerek ayrılması efendim. Hakan yarışmacı Bey, arkadaşlara başarılar diliyorum. Süpersiniz. Hakan Bey'e de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve bu akşamın tek hanımefendisi Yaban Gülü Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 66 Kahramanmaraş doğumluyum. Lise mezunuyum. Havalimanından emekliyim. Arapça, İngilizce biliyorum. İyi derecede. 3-4 dil daha, onları söylemeyeyim. Onlar da el işleri, nakış, kaligrafi, aynı zamanda makyözüm. Yani meslek çok uğraşıyorum. Şu an çalışmıyorum. Haziran'dan sonra iş arayacağım. Ki bulurum kesin. Evdeyim rahat. Tabii yok yani sorun, iş bulmada sorun pek yaşamıyorum ben çünkü. Ama zaten bir yandan da hem birden fazla yabancı dil var, üzerine birçok meziyet var. Zaten dediğiniz gibi çok, evet, kendinizi çok de çok yetiştirmişsiniz, geliştirmişsiniz. Çok şükür. Bu son bahsettiğiniz kaligrafi gibi uğraşlar emeklilikten sonra mı tabii, oldu? Tabii. Öncesinde var mıydı? Öncesinde zaten yazım çok güzel benim. Kaligrafiye de başladıktan sonra onu, tekniklerini öğrenerek şu an daha iyi yazıyorum. Aynı zamanda hatta çalıştım. Harika. Yani gidiyor işte. Aynı zamanda bir hayvansever. Çok şükür. Evet. Beraber yani, yaşıyorsunuz. Tabii aynen. Neler vardı? Bir köpeğim var. 4 tane kedim var. Bunlar benim. Onun haricinde kapımızın önünde kediler var. Onlara da mecburen bakmak zorundayız biliyorsunuz. Onlara da sularını, yemeklerini koyup her gün gündelik sabah akşam. Geçiyor, böyle geçiyor zaman. Ne güzel efendim. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve Yaban Gülü Hanım'a da bu akşam başarılar diliyoruz. İnşallah kısmet. Önemli olan yarışmak. Yani öyle iddia falan yok. Ama burada bulunmak, şu ortamı tatmak en önemlisi bu bence. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Bizim için de ağırlamak bir keyiftir, şereftir. 4 yarışmacımız için de geçerlidir. Sağ olun. Evet. Biraz o heyecan dozu zaten azaldı. Herkesin keyfi yerinde. Artık yarışma vakti. 4 yarışmacımızda sırayla sorularımızı ve puanlarımızı seçeceğiz ve ilk turumuzu bakalım nasıl tamamlayacağız efendim. Metehan Bey için gelecek ilk harf tablomuz kaç puanlık ve hangi harfli soruyla başlayacağız? Buyursunlar ilk tablo. Harflerimiz, puanlarımız geldi. Ne dersiniz Metehan Bey? Sivaslıyız dedik, su şehriliyiz dedik. S'yle başlayalım efendim. Peki efendim. Sivas'ın S'si, su şehrinin S'si, 60 puanlık sorumuz kategorisine baktığımızda bir tarih sorusuymuş. Geliyor ekranımıza. Eski Mısırlıların otsu bir bitkinin saplarından yararlanarak yaptıkları kağıttır. 10 saniyelik süremiz başladı. Papyrus. Efendim? Papyrus. 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 Doğru mu? Görelim. Doğru. Kutlarız. Metehan Bey ilk soruda kendi sorusunda güzel bir açılış yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas su şehri bize uğur getirdi. Süper. Buğra Bey siz nereliydiniz? Ben Bursalıyım aslında. Bursa. Bakalım Bursa'nın B'si gelecek mi Buğra bakalım. Bey? Bakalım. Efendim Buğra Bey için geliyor harflerimiz ve puanlarımız. Ben Nide'nin N'si diyorum. Evet, Nide'nin N'si 60 puanlık sorumuz. Kategorisine baktığımızda bir çizgi film sorusuymuş. Hı-hı. Alırız. Ispanağın bolca tüketildiği Temel Reis çizgi filmindeki kadın karakterin adıdır. Süremiz başladı. Safinaz. Safinaz. Safinaz doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Buğra Bey de güzel bir açılış yaptı efendim. Hayırlı uğurlu olsun ilk puanlar. İzler miydiniz Temel Reis? Evet, çok fazla takip ettiğim bir çizgi film. Daha doğrusu çocukluğumda hep çizgi film izliyordum. O yüzden bildiğim bir soru geldi. Evet, gerçekten çok izlenen bir çizgi film. Evet, hatta kesinlikle. Daha sonra şu tartışmalar da çok devam etmişti. İşte Amerika'daki ıspanak fazlasının ihracı için bu dizi çizgi film yapıldı falan diye. O her zaman tartışılan bir konuydu ama biz çocuklar sadece işin çizgi film boyutuyla ilgileniyorduk. Ve Buğra Bey'e de güzel puan kazandırdı efendim. Sağ olun. Geçiyoruz Hakan Bey'e. Buyursunlar. O harfi. Ordunun O'su 80 puanlık sorumuz. Kategorisine baktığımızda bir anlam bilgisi sorusuymuş. Geliyor Hakan Bey için. Sık hastalanan, dayanıksız kimseler için kullanılan bir sıfattır. 10 saniyelik süremiz başladı. Hmm,
Nane Molla. Nane Molla. Evet. Dedik. Değeri 80 puan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve 3'te 3 yaptı misafirlerimiz. Darısı Yabangül Hanım'ın başına. Alalım mı Yabangül Hanım sorumuzu? Buyursunlar efendim. K. Kastamonu'nun K'si 60 puanlık sorumuz. Kategorisine baktığımızda bir yiyecek sorusuymuş. Geliyor. Hadi bakalım. Rengi ve biçimi nedeniyle timsah armudu olarak da bilinen son dönemin popüler yiyeceğidir. Süremiz başladı. Avokado. 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 Dedik. Aynı zamanda Amerikan armudu da denir, avokado. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 4'te 4 oldu. Hakan Bey'in demek ki yarışma öncesi yaptığı analiz doğru. Çetin geçecek demişti. Herkes güzel başladı. Kutlarım efendim. Ve tekrar Metehan Bey'e döneriz. İki tane gül burada. Eşim Gül ve kızım Ayşegül. Onları es geçmek olmaz. G diyorum. Evet. Gül'ün G'si 60 puanlık sorumuz. Kategorisine baktığımızda bir oyun sorusuymuş efendim. Geliyor. 12 küçük kuyu ve hazine adı verilen iki büyük kuyudan oluşan zeminde 48 taş ile iki oyuncu arasında oynanan oyundur. Süremiz başladı. Rastgele. Rastgele dedik, son anda olmadı. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Ne olabilir o oyun? Buyurun Yabangül'ün. Çim golf. Golfü. Çim golfü. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Tarihi bir oyundur. Çok eski yıllara dayanır. Osmanlı'da da oynanan bir oyundur. Evet. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Metehan Bey. Mangala. Mangala. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, soru Metehan Bey'indi. Yine Metehan Bey'e gitti. Puanlar efendim. Ve böylece Metehan Bey de 110 puana ulaştı. Bu cevabın ardından liderlik koltuğunda. Şimdi de Buğra Bey'le alacağız harfimizi ve efendim sorumuzu. Ben C diyorum, Ceyhan. Ceyhan'ın C'si 60 puanlık sorumuzun kategorisi anlam bilgisiymiş. Geliyor. Özellikle memuriyette sık kullanılan karşılıklı yer değiştirme anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Süremizi doldurduk. Tüm butonlar aktif. Yabangül Hanım. Becaiş. Ben bilirim dedi ve Becaiş dedi. Becaiş. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel. Ve efendim Buğra Bey'den sekti, Yabangül Hanım'a gitti. Böylece Yabangül Hanım liderlik koltuğunda 120 puanla. Şimdi de Hakan Bey'le alacağız sorumuzu. Buyursunlar. Ö. Ördeğin ösü değeri 80 puandır. Kategorisi ise coğrafya. Geliyor. Burdur'da bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen yerdir. Süremiz başladı. On saniyeyi doldurduk. Metehan Bey ben bilirim dedi. Buyurun Metehan Bey. Salda Gölü. Salda Gölü. Hakan Bey pişman oldu bu cevabın ardından. Metehan Bey 80 puan kazandı mı? Görelim. Kutlarız. Hakan Bey o an bir... Ya ben şeyi çok hissettim. Bulmaya çok yakındınız. İşte bir yoğunlaştınız. Biliyorum ismini de işte.
Evet, 10 saniyede gelmedi. Sağlık olsun efendim. Evet. Metehan Bey böylece puan tablosunda yeniden liderlik koltuğunda 190 puanla. Şimdi de sıradaki sorumuzu seçeceğiz. Kiminle birlikte? Yabangül Hanım'la birlikte. Yabangül Hanım hangi harf? Ne dersiniz? L harfi. Lüleburgaz'ın L'si 80 puanlık sorumuz. Kategorimiz tarihmiş efendim. Alırız. Yazılı ve görsel birçok eserde öyküleri anlatılan İskandinav tüccar ve savaşçı kavimdir. Süremiz başladı. Çıkaramadım pek. Sağlık olsun. Hakan Bey ben bilirim dedi. Buyurun Hakan Bey. Vikingler. Vikingler. Doğru mu görelim. Kutlarım. Yabangül Hanım'ın sorusunda da puanlar Hakan Bey'e gitti. Tabloda Hakan Bey 160 puanla ikincilik koltuğuna geçti. Vikingler cevabından sonra efendim. Şimdi de Metehan Bey ile seçiyoruz sorumuzu. Köyüm K'yı seçmişler herhalde. O zaman evet. PTT'nin P'si diyorum. 40 puanlık efendim kategorimiz neymiş? Müzikmiş. Ki bağlama çalarak bize başvuru videosu yollayan Metehan Bey bakalım müzik kategorisinden puan alabilecek mi? Geliyor. 90'lı yıllarda Halikarnas, Karlar Düşer gibi şarkılarıyla sevilen şarkıcı Nalan'ın lakabıdır. Süremiz başladı. Akrep Nalan. Akrep. Akrep Nalan dedik. 40 puanlık sorumuzda. Doğru mu görelim. Kutlarız. Akrep Nalan'ın asıl ismi Füsun Nalan Açın'dır. Evet. Akrep lakabı da şöyle gelmiş aslında. Bilir misiniz Metehan Bey? Sanki duymuştum ama. Ben de okumuştum. İlk defa at yarışı oynamış. Orada işte bir at varmış. Evet. Oradan dolayı tutturmuş da altılıyı ve devamında onu lakap olarak kendisine almış. Sonra da zaten müzik piyasasında tüm Türk halkı onu Akrep Nalan olarak tanıdı efendim. Saygılarımızı sunarız bizi izliyorsa eğer. Metehan Bey'e güzel puan kazandırdı. Ve geçiyoruz Buğra Bey'e. Buyursunlar geliyor efendim. Bursa'nın B'si diyorum ben. Bursa'nın B'si 40 puanlık sorumuzda kategorimiz genel kültür alırız. Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havana ve bu havanda aromatik bitkilerle dövülen kahveye verilen addır. Süremiz başladı. Buğra Bey'in süresi doldu ve Metehan Bey ben bilirim dedi. Dibek. Dibek kahvesi dedik. Doğru mu görelim. Kutlarız. Evet Metehan Bey seri cevaplar vermeye devam ediyor. Puan tablosunda 270'i gördü ama daha çok az puanlı sorularla ilerledik. Önümüzdeki sorularda özellikle ikinci turda yine 4 kişi birlikte yarışacağız ve şahane puanlar var. Denge her an değişebilir. Kiminle devam ediyoruz? Hakan Bey. Geldi efendim tablomuz. Z harfi. Zonguldak'ın Z'si 80 puan değerinde bir genel kültür sorusuymuş alırız. Halk arasında herkesin derdini dinleyen ve çözüm bulmaya çalışan kişilere verilen bir isimdir. Süremiz başladı. Süreyi doldurduk. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kim olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Buğra Bey. Güzin abla. Güzin abla. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel, güzel, güzel.
Evet, doğru. Efendim Yabancıl Hanım? Hiç aklımda, yani hiç çıkaramıyorum şu anda. Evet, Güzin abla. Durdu yani. Ama aslında durdu. Cevap çıktığı anda evet, hemen aynen. İkna oluyorsunuz değil mi? Evet, Güzin Sayar aynı zamanda 60'lı yıllardan itibaren gazetede Güzin abla köşesiyle karşımıza çıkıyordu. 2006 yılında kaybettik, Allah rahmet eylesin. Puanlar da Buğra Bey'e gitti. Yabancıl Hanım'ı da en çok pişman eden soruydu. Ve efendim sıradaki sorumuzu da Yabancıl Hanım'la seçeceğiz. Geliyor. R. Rize'nin R'si değeri 60 puandır. Kategorisine baktığımızda bu kez tarihten geliyor. Buyursunlar. İki tarih var. Tarihte Japon derebeylerinin hizmetindeki savaşçıdır. Süremiz başladı. Hay Allah ya. Süreyi doldurduk. Tüm butonlar aktif. Buğra Bey ben bilirim dedi. Samuray. Samuray. Buğra Bey doğru muymuş görelim. Kutlarız. Bu yarışta biraz da o heyecanla baş edebilme evet, yarışı aslına aynen, bakarsanız. Aynen. Sağlık olsun diyelim. Eminim birazdan güzel puanlar alacağız Yabancıl Hanım. Ben size güveniyorum. Peki sıradaki sorumuz efendim kimin için gelecek? Metehan Bey için istiyoruz. Hadi şimdi Erzurum'a gidelim. Erzurum'a gidelim. 50 puanlık Erzurum'un E'si. Kategorisine baktığımızda müzik sorusu geldi yine Metehan Bey'e. Buyursunlar. 2009 yılında Moskova'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buğra Bey ben bilirim dedi. Buğra Bey. Hadise. Hadise. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Dün tek tek şarkısıyla evet, Hadise ülkemizi temsil etmişti. Böylece Buğra Bey puan tablosunda ne yapmış görelim efendim. 240 puanla liderlik koltuğuna çok yakın. Puan farkı sadece 30. Soru seçme sırası Buğra Bey'de. Buyursunlar Buğra Bey. Adana'nın A'sı diyorum ben. Adana'nın A'sı 60 puan değerinde sorumuz. Bir anlam bilgisi sorusu gelecek. İsteriz. Bir seslenme ifadesi olarak da kullanılan erkek kardeş anlamındaki Farsça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Birader. Birader. Değeri 60 puan. Doğru mu görelim. Kutlarız. Ve efendim böylece liderimiz değişti. Buğra Bey liderlik koltuğuna geçti. Tam 300 puanı var Buğra Bey'in. Attınız herhalde üzerinizdeki o heyecanı. Evet yani bildiğim soruları bilememek biraz beni demoralize etti ama. Mesela Dibek duyduğum bir şey. Salda Gölü ki Burdur'da okudum. Bilmemem bir ayıptı yani gerçekten. Ama daha sonrasında toparladığımı düşünüyorum. Heyecanımı da yendim biraz. Kendime geldim. Güzel gidiyorsunuz. Bütün yarışmacılarımız açılmaya başladı. Daha yarışın başındayız efendim. Bakalım Hakan Bey hangi kategoriden sorumuzu seçecek? Geliyor tablomuz. Hakan'ın H'si. Hakan'ın H'si 70 puan değerinde. Kategorimiz ise bir karikatür sorusuymuş efendim. Buyursunlar. Türk karikatür dünyasının ünlü figürü Kötü Kedi Şerafettin'in yaşadığı yerdir. Süremiz başladı. Cihangir. Cihangir. Evet. 70 puan değerinde. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel. Evet. Bir süredir Hakan Bey... Yetişemiyordu. Kimi zaman evet. Doğru cevaba ulaşamıyordu. Bu kez güzel puan aldı efendim. Hakan Bey de böylece tablosunu kaça yükseltti? Cihangir cevabından sonra 230 oldu. Güzel bir yarış izliyoruz. Şimdi de sıra Yabancıl Hanım'da. Geliyor. Y harfi. Yozgat'ın Y'si 60 puanlık sorumuz. Kategorimiz bir sanatçı arıyormuşuz efendim bu soruda. Buyursunlar geliyor. Unutursam Fısılda, Ulak gibi filmlerde rol almış, hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri olan sanatçıdır. Süremiz başladı. Hümeyra. Hümeyra.
Meyra, evet. Evet, hem geçmiş yıllarda sesiyle hem de aynen, son yıllarda özellikle oyunculuğuyla sevilen isim Hümeyra. Doğru mudur? Kutlarız. Evet, böylece bir 4 soru daha geride kaldı efendim. Harf tablomuzda yol almaya devam edeceğiz. Yaban Gül Hanım 180'i gördü bu cevaptan sonra. Sıra geldi Metehan Bey'e. O zaman yumuşak G diyelim. Yumuşak G diyelim. 80 puan kazanabilme şansımız var bu soruda. Bir anlam bilgisi sorusu olacak. Geliyor. Yürekli, güçlü, kuvvetli kimseler için kullanılan bir tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Hakan Bey ben bilirim dedi. Baba Yiğit. Baba Yiğit. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, arka arkaya verdiği iki cevapla Hakan Bey geri döndü. Puan tablosuna baktığımızda efendim Hakan Bey 310 puanla liderlik koltuğuna geçti. Yarış sürekli değişiyor. Metehan Bey lider başlamıştı. Sonra Buğra Bey lider oldu. Hakan Bey lider oldu. Darısı Yaban Gül Hanım'ın başına. Amin. Amin. Peki efendim. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Kiminle? Buğra Bey'le. Trabzon'un T'si demek istiyorum. Trabzon'un T'si 60 puanlık sorumuz. Kategorimize baktığımızda ticaretten geliyor bu kez soru. Alırız. Değerini kaybetmiş ve işe yaramadığı için bir yana ayrılmış mala verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi ve Hakan Bey ben bilirim dedi. Buyurun Hakan Bey. Iskarta. Iskarta. Evet, bu soruda doğru cevap bir ticaret ehline mi gidecek? Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve efendim Hakan Bey de liderlik koltuğunda aldığı bu puanlardan biraz daha rahatladı. Puan tablosunu 370'e yükseltti. Devam ediyoruz ilk turumuzdaki soru yolculuğumuza. Hakan Bey seçecek efendim sorusu. Ü. Ünye'nin üsü. Değeri 60 puan. Kategorisi anlam bilgisiymiş efendim bunun da. Geliyor. Türkçesi ayak bakımı olan Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Pedikür. Pedikür. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel. Ve efendim şimdi de Yaban Gül Hanım'la alacağız sorumuzu. Bakalım hangi harf ve kaç puanlık soru seçeceğiz? V harfini seçiyoruz. Van'ın V'si 70 puanlık sorumuz. Geliyor efendim anlam bilgisi sorusu. Çekinmeyen, sakınmayan, korkusuz kimseler için kullanılan bir sıfattır. Süremiz başladı. Tüm butonlar birazdan aktif olacak. Aktif Buğra Bey ben bilirim dedi. Süreniz işliyor Buğra Bey. Buğra Bey'in süresi dolunca diğer butonlar aktif olacak. Gelmedi Hakan Bey, buyurun. Pervasız. Pervasız. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, yine Hakan Bey'e gitti puanlar. Burada da Metehan Bey'i biraz üzdü herhalde. Biliyordum. Biliyordunuz, yetişemediniz. Aynı zamanda Buğra Bey'in butonu aktifken de bir denediniz, olmadı. Puan tablosunda Hakan Bey 500'e ulaştı bu cevabın ardından. En yakın rakibiyle arasında 200 puanlık bir fark var. Bakalım son sorular nasıl etkileyecek efendim. Geliyor sıradaki sorumuz Metehan Bey ile birlikte. O zaman İstanbul'da kalalım. İyi. İstanbul'un iyisi, evet. 70 puanlık sorumuz sinemadan geliyor. Buyursunlar. Tüm olumsuzluklara rağmen yaşama umutlu bakmayı anlatan,
3 dalda Oscar kazanmış İtalyan yapımı filmdir. Hayat nokta nokta. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Yaban Gülahan'ın ben bilirim dedi. Güzeldir. Hayat güzeldir. Evet. Doğru mu? Görelim. Lavia Bell. Kutlarız. Lavia Bell İtalyancası. Evet. İtalyan yapımı bir filmdi. Lavia Bell. İzlediniz değil mi Yaban Gülahan'ı? İzlemedim de biliyorum ama. Duydum. Ya bir sahnesi benim hafızamda kalan bir sahne. Gerçekten bir baba için çok o savaş anında çocuğun o esir kampında olduğunu hissetmemesi için müthiş bir mücadele. Evet, oyun diye anlatması çok İzledim, güzeldi. Evet. Gerçekten çok da önemli bir film. Mesajları da olan, çok güzel mesajları olan bir filmdi. Böylece Yaban Gül Hanım'a ulaştı. Puanlar efendim. Kutlarız Yaban Gül Hanım. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Ve efendim geliyor sıradaki sorumuz. Kiminle birlikte? Buğra Bey'le. I diyorum ben. Iğdır'ın I'sı. 60 puanlık sorumuz. Kategorimize baktığımızda genel kültürmüş. Alırız. Belli zamanlarda genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan sergi niteliğindeki eski fuardır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Hakan Bey ben bilirim dedi. Panayır. Panayır. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, güzel puan vardı. Hiçbir harfini görmedik. Evet. Hakan Bey ulaştı. Sağlık olsun Buğra Bey. Geçiyoruz efendim. Hakan Bey bu arada 560'ı gördü bu cevabın ardından. Şimdi de Hakan Bey ile sorumuzu seçeceğiz. Geliyor. M harfi. Manisa'nın M'si 40 puanlık sorumuz. Bir dizi sorusuymuş. Alırız. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in yer aldığı yurt dışında büyük ilgi gören dizidir. Süremiz başladı. Temas. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Buğra Bey. Tamir değil, tamir. Tamir. Hayır değil. Bulanlar var, gelmedi ve Metehan Bey. Kömür. O dizinin adı Kömürdür dedik. Doğru mu görelim. Değilmiş efendim. Yaban Gül Hanım. Gümüş. Gümüştür o film, o dizinin adı dedi. Doğru mu görelim. Kutlarız. Ve burada da puanlar Yaban Gül Hanım'a gitti. Ve yurt dışında çok ses getiren bir diziydi. 280 puana ulaştı. Metehan Bey'i geride bıraktı Yaban Gül Hanım. Geliyor sıradaki sorumuz. Şimdi kiminle seçiyoruz? Yaban Gül Hanım'la. Buyursunlar. Ç. Çankırı'nın Ç'si 40 puanlık sorumuz. Müzikten geliyor, ekrandadır. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan, son yıllarda klarnet deyince akla gelen isimler arasına giren müzisyendir. Serkan nokta nokta. Süremiz başladı. Çetin. Serkan Çetin. O müzisyen. Doğru mu? Çağla, görelim. Çağla, özür dilerim. Çağla. Serkan Çağla. Çağla. Doğru mu görelim? Değilmiş. Buyurun Hakan Bey. Çağrı. Serkan Çağrı. Klarnet deyince son dönemde akla gelen isimler arasında olan Serkan Çağrı. Doğru mu görelim. Kutlarız. Evet, bu kez de Yaban Gül Hanım'dan sekti. Hakan Bey'e gitti puanlar efendim. Ve Hakan Bey 600 puana ulaştı. Artık son sorulara geldik. Son 4 sorumuz ilk turda. Tüm yarışmacılarımızın birer soru seçme hakkı daha var. Metehan Bey'dedir sıramız. Ben F diyorum. Fatsa. Fatsa'nın F'si 50 puanlık sorumuz. Kategorimiz coğrafya. Buyursunlar.
Okyanuslarda görülen, dünyanın dönüş yönüne zıt olarak doğudan batıya doğru oluşan güçlü kasırgadır. Süremiz başladı. Anafor. Anafor dedik. Eğer doğruysa 50 puan kazanacağız. Doğru mu? Görelim. Neymiş Buğra Bey? Tayfun. 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 Doğru mu? Görelim. Tayfun doğru. Kutlarız. Evet, Mete Han Bey'in cevabı olmadı. Buğra Bey'in cevabı puan kazandırdı. 350 oldu Buğra Bey'in tablosu bu cevabın ardından. Artık son 3 soru. Şimdi de Buğra Bey'le seçiyoruz efendim. Diyarbakır'ın D'si diyorum ben. Diyarbakır'ın D'si 40 puanlık bir sinema sorusu gelecek. Alırız. Hababam sınıfı serisinde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterin lakabıdır. Süremiz başladı. Güdük. Güdük Necmi dedik. Evet, Güdük Necmi. Evet. 40 puan daha kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, harf sayısı az, puanı düşüktü. Evet. Güdük Necmi, Türk sinemasının efsane karakterlerinden biri. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım. Evet. Halit Akçatepe'yi de. Buğra Bey böylece 390 puana ulaştı efendim. Son iki sorumuz, ilk turumuzda Hakan Bey'dedir sıramız. U. Urfa'nın U'su 40 puanlık sorumuz. Kategorimiz bitkiymiş. Geliyor. Palmiyegiller familyasından bir ağaç ve bu ağacın tatlı meyvesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve Mete Han Bey ben bilirim dedi. Hurma. Hurma. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve efendim son soruya kadar geldik ilk turumuzda. Şimdi de Yaban Gülü Hanım'dan alacağız. Buyursunlar. Tek seçeneğimiz kalmıştı. Yani Ş harfi. Evet, Şanlıurfa'nın Ş'si 40 puanlık sorumuz. Kategorimiz spormuş. Geliyor. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk altın madalya kazandığı branştır. Süremiz başladı. Güreş. Güreşte. Atasporumuz güreşte ilk altın madalyayı kazanmışızdır dedi Yaban Gülü Hanım Ş harfi sorusunda. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, böylece ilk turumuz geride kaldı. Bu arada 1936 yılında kazanmışız ilk altın madalyayı olimpiyatlarda. Güreş kategorisinde efendim. Puan tablosuna baktığımızda 600 puan topladı. Hakan Bey ilk turumuzun lideri. 390'la Buğra Bey ikinci tamamladı. 320 Yaban Gülü Hanım ve 310 Mete Han Bey. Ne dersiniz ilk tur performansı için Mete Han Bey? Sizi memnun etti mi? Beni memnun etmedi. Yani şöyle söyleyeyim, hızlı başladık ama sonlarda da konsantre olamadık. Toparlayacağımı ümit ediyorum. Evet, belki ikinci tur daha güzel geçer. İnşallah, umarım. Ama mesela Yaban Gülü Hanım da düşük puanla başladı. Gördüğüm kadarıyla yani, şu anki evet. Durum iyi gidiyor. Bayağı Yaban. Valla ben heyecandan unutuyorum hepsini. Ya bir unutuyorum yani. Çıkmıyor. Olsun. Biraz da bu işe renk katan bu heyecanlı halimiz, bu keyifli halimiz efendim. Umarım ikinci tur da güzel geçer sizin için. Amin. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'in ikinci turuna geçiyoruz. Ve efendim Ben Bilirim de ikinci tur vakti. 4 yarışmacımız hazır. Yine 28 harflik bir ekranımız olacak birazdan. 20 sorulukta bir yolculuğumuz olacak. Mete Han Bey ile başlıyoruz. Hazır mısınız Mete Han Bey? Hazırım ben. Geliyor efendim tablomuz. Harflerimiz, puanlarımız Mete Han Bey için ekranda. Evet. Yine Z diyelim. Zonguldak'a gidelim. Zonguldak'ın Z'si 120 puanlık edebiyat ve sinema sorusu geliyor. Cemile, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Beyaz Gemi gibi kitapları film olarak da uyarlanan Kırgız yazardır. Süremiz başladı. Cengiz Aytmatov.
Cengiz Aytmatov. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Cengiz Aytmatov Türk dünyasının en önemli yazarı diyebiliriz. Gerçekten verdiği eserler özellikle Türk dilinin tüm dünyada bilinmesi açısından da çok önem teşkil ediyordu. Mete Han Bey'e de güzel puan kazandırdı efendim. Böylece Mete Han Bey 430 puana ulaştı ilk soruda. Şimdi de sıra Buğra Bey'de. Geliyor. Ben Fatsa'nın F'si diyorum. Fatsa'nın F'si 90 puanlık sorumuz. Kategorisine baktığımızda spor sorusuymuş. Alırız. Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin'in lakabıdır. 10 saniyelik süremiz başladı. Kara Fırtına. Kara Fırtına. Metin Tekin'in lakabı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Mete Han Bey ben bilirim dedi. Sarı Fırtına. Sarı Fırtına. Kara Fırtına olmadı. Bakalım Sarı Fırtına 90 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. 2'de 2 yaptı Mete Han Bey. Efendim güzel gidiyorsunuz. Az önce bir kendiniz değerlendirme yapmıştınız. Öz eleştiri de yapmıştınız. Fakat evet, gördüğüm kadarıyla sizin için ikinci tur güzel başladı. İnşallah. İnşallah. 4 misafirimiz için de keyifle devam eder. 520 oldu puan tablosu. Ve geçiyoruz Hakan Bey'e. Geliyor harflerimiz, puanlarımız. B. Bursa'nın B'si. 110 puan değerinde bir mecaz sorusu alırız. Üzerinde konuşulan konuyla veya sorunla ilgisi olmayan boş söz yığını anlamındaki mecazdır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Buğra Bey ben bilirim dedi. Laf kalabalığı. Laf kalabalığı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Bu akşamın en genç yarışmacısı Buğra Bey. Buradan da güzel puan aldı efendim. Puan tablosunu kaça taşıdı? Baktığımızda 500'e taşıdı. Liderle arasında sadece 100 puanlık fark var. Ve bir soru tüm sıralamayı değiştirebilir. Sıra geldi Yaban Gülü Hanım'a. Alalım mı Yaban Gülü Hanım? Hadi alalım efendim. Ş harfi. Şanlıurfa'nın Ş'si 120 puan değerinde sorumuz. Kategorimiz edebiyat ve tarih. Geliyor. Divan-ı Lügat-i Türk adlı eseriyle bilinen Türkolojinin kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atasıdır. Süremiz başladı. Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut dedik. Eğer doğruysa 120 puan kazanırız. Görelim. Doğru. Kutlarız. Beyciğim. Efendim Yaban Gülü Hanım? Heyecan buradan gidiyor. Heyecan nereden gidiyor? Heyecan neredeyse. Buradan mı gidiyor? Peki. Güzel puandı. Güzel cevaptı. Kaşgarlı Mahmut'a ulaştı Yaban Gülü Hanım. Ve efendim geliyor sıradaki sorumuz. Kimin için? Mete Han Bey için alıyoruz. Erzincan'a gidelim. Erzincan'a gidelim. Erzincan'ın E'si 120 puan değerinde bir söz arayacağız bu kez. Buyursunlar. Çok kalabalık, karmaşık insanların birbiriyle ilgilenmediği durumlar için söylenen sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Hakan Bey ben bilirim dedi. Kim kime dumduma. Kim kime dumduma değeri 120 puan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Uzun bir cevaptı. Güzel gördünüz Hakan Bey. Kullanır mısınız çok bu ifadeyi? Yok, pek kullanmam. Kullanmazsınız ama evet, burada kullanmanız işe yaradı. İyi oldu. Güzel gördünüz efendim. Kutlarım. Ve geçiyoruz şimdi de Buğra Bey'le sorumuzu seçmeye.
Diyarbakır'ın D'si diyorum. Diyarbakır'ın D'si 110 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya. Geliyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı listesine alınan Türkiye'nin en ünlü rafting parkurlarından biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Hakan Bey ben bilirim dedi. Fırtına Deresi. Fırtına Deresi doğru mu görelim. Kutlarız. Evet, Rize Ardeşen'de Fırtına evet. Deresi güzel gördünüz Hakan Bey. Burak Bey pişman olmuş. Rize geldi, Ardeşen geldi aklıma. Derenin aklı gelmedi. Fırtına gelmedi herhalde. Şey gelmedi aklıma. Evet, sağlık olsun efendim. 830 yaptı Hakan Bey böylece tablosunu. Şimdi de Hakan Bey ile seçeceğiz sorumuzu. Geliyor. N harfi. Nide'nin N'si 90 puan kazandırabilir. Kategorisine baktığımızda bir bilim sorusuymuş. Alırız. Suç ve suçluluğu inceleyen bilim anlamına gelen Fransızca kökenli terimdir. Süremiz başladı. Kriminoloji. 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 Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve efendim sıra Yaban Gülü Hanım'da. Buyursunlar, geliyor puanlarımız ve harflerimiz. I harfi. Iğdır'ın ısı. Değeri 120 puan. Kategorimiz müzik. İlgilenir misiniz Yaban Gülü Hanım müzikle? Özel bir ilgi var mıdır? Yok, özel bir ilgi yok ama. Yok ama inşallah buradan puanı alırız. Buyursunlar. Behzat Gerçeker tarafından kurulmuş Türkiye'den ve yurt dışından birçok müzisyenin oluşturduğu gruptur. Süremiz başladı. NB Orkestrası. NB Orkestrası. NB Orkestrası. Değeri 120 puan. Doğru mu görelim. Kutlarız. Ne oldu Hakan Bey? Tebrik mi ettiniz? Evet, Hakan Bey dönüp bir alkışladı. Evet. Kutlarız efendim. Böylece Yaban Gülü Hanım 560 puanla ikincilik koltuğunda. Şu an çok güzel bir yarış izliyoruz. Bakalım final turunda hangi iki yarışmacımız yarışacak? Onu belirlemek için bir adım daha atacağız. Metehan Bey ile istiyoruz harf tablomuzu. Yozgat'a gidelim. Yozgat'a gidelim bu kez de. 100 puan kazanabiliriz. Kategorimiz genel kültür. Sorumuz geliyor. Tarihe ışık tutan notları tüm dünyada kabul gören gezgindir. Süremiz başladı. Seyahat ya Resulullah demiş Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Süper. Güzel geldi efendim burada da cevap Metehan Bey'e. Ve geçiyoruz Buğra Bey'le harfimizi seçeceğimiz ana. Bakalım kaç puanlık soru isteyecek Buğra Bey. G diyorum ben. Gaziantep'in G'si 90 puan değerinde. Kategorimiz sinema. Buyursunlar. Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'de Bihter rolünü oynayan 1970'lerden günümüze birçok film ve dizide rol alan oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Metehan Bey ben bilirim dedi. Hale Soygazi. Hale Soygazi. Doğru mu görelim. Kutlarız. Evet, birçok filmde ve dizide rol alan isim Hale Soygazi 90 puan kazandırdı Metehan Bey'e. Metehan Bey böylece tabloyu 710'a yükseltti. Liderimizle ikincimiz arasında 210 puanlık bir fark var efendim. Geçiyoruz Hakan Bey'e. Buyursunlar. K harfi. Kütahya'nın K'si değeri 90 puan.
bir arkeoloji sorusu gelecek Hakan Bey için ekranımıza. 2018'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ışık tutan Şanlıurfa'daki tarihi yerdir. Süremiz başladı. Ben de Urfalıyım. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Doğru mu? Görelim. Kutlarım. Evet. Soru memleketten geldi, evet. Hakan Bey. Güzel gördünüz efendim. Kutlarım. Ama şu anda çok gündemde olan bir yer. Evet. Tabii. Çok popüler. Yani çok gündemde. Ayıp olurdu. Ve evet. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünya tüm gündeminde dünyada, evet. Çok konuşuluyor. İnsanlığa dair önemli tarihi veriler. Değiştirdi. Tarihin akışını değiştirdi. Tabii. Tarihte doğru kabul edilen ilk kabul edilen birçok şeyi değiştirdi. Aynen, aslında. Evet. Ve efendim Hakan Bey'i kutlarız bu cevabıyla. Güzel puan aldı. Yabangül Hanım, alıyorum. Geliyor efendim tablomuz. Harflerimiz ve puanlarımız ekranımızda. Ördeğin Ö'sü 100 puanlık sorumuz. Bir türkü sorusu. Alırız. Kahramanı Debreli Hasan olan ünlü bir Rumeli türküsüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Hakan Bey. Debreli Hasan var. Yanlış bakmışım. Gelmedi. Çok meşhur bir türküdür. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Metehan Bey. Drama Köprüsü. Drama Köprüsü. Evet. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet efendim. Çok önemli bir türküydü. Hikayesi de önemli bir türküydü. Metehan Bey'e kazandırdı. Kutluyoruz. Debreli Hasan Drama Köprüsü. Ve Metehan Bey'le seçiyoruz efendim sorumuzu. Ne yapalım? Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'a gidelim. Evet, harfler oturmadı ama doğru mu görelim. Değilmiş. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Kötü bir durumu belirtmek için ve bizden uzak olsun. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Hatta bu bizim dostumuza da uğramasın. Bu durum, bu kötü durum.